şirketin kadınlara yaklaşımı nasıl? Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından soruyorum. Şirketinizin bu konudaki felsefesi ve yaklaşımı nedir acaba? Şirketimizin felsefesi aslında hakiki eşitlik diyebilirim. Şimdi bir şunun ayrımını belki herkes için yapmamız lazım. Eşitlikle eşitlik aynılık demek değil. Yani bir kadın bir erkekle aynı değildir ama eşittir. Dolayısıyla bizim şirketimizin bakış açısı da bu. Ama bir yandan da eşitlik derken hani pozitif ayrımcılığın gerekli olduğunu anlıyorum. Şirket olarak da bunu anlıyoruz. Ve gerektiği yerlerde de uygulanabilir ama burada çok ince bir çizgi var. Pozitif ayrımcılıkta gerçekten hak etmeyen biri bir pozisyona getirilirse o kişi için de esasında çok büyük haksızlık. Yani hem oraya normalde hak eden insanın gelememesi, hem o pozisyona oturtulan kadının diğerleri tarafından aslında bu kadın hak etmemişti diye bir görüşle karşılaşması herkes için çok büyük haksızlık. O yüzden şirket olarak aslında kadın ve erkek diye hiçbir şeye bakılmıyor. Tamamen performans odaklı. Kim hak ediyorsa bir pozisyona o getiriliyor. Burada şirketin bakış açısı dolayısıyla çok net. Hak eden kişi kadınmış, erkekmiş diye değil, bir birey olarak bakılıyor. Bu hani çok erkekler için pozisyon diye düşünebileceğimiz bir satış pozisyonu, lojistikte bir pozisyon falan, hep hani kafalarda bunlar erkek işi olarak dediğimiz pozisyonlarda da bu geçerli. Pazarlama birazcık daha kadınların daha çok göründüğü bir departman. Orada da geçerli. Yani bir pazarlamacının da kadın olacak diye bir şey yok. Erkekler orada da aslında tam tersine birazcık daha erkek profilleri öne çıkarmaya bile çalıştığımız olabiliyor. Burada temel beklenti şirket açısından efendim çocuğu var mıymış, kaç yaşındaymış, acaba çocuk doğurma riski var mıymış, yok muymuş falan gibi öyle bir şeyler kesinlikle yok. Kişinin yetkinliklerine, tecrübesine bakılıyor ve iştahına bakılıyor. İştah derken de hem o pozisyon için isteği tabii ki ama kendine de güveni. İştah bence ikisini de kapsıyor. Dolayısıyla burada bu kriterleri sağlayan her çalışan beklediği pozisyona gelebilir, aday olabilir en azından. Ondan sonra değerlendirme kriterleri de buna göre yapılıyor. Zaten şirketin geçmişine baktığımızda da siz başında çok güzel söylediniz. Yani Türkiye'nin ilk genel müdürü, devlet kurumundaki ilk genel müdürü 1973 yılında Şeyda Odyakmaz bir örnektir Türkiye'ye. Ve onun yanında geçmişte de zaten bir daha farklı genel müdürlerimiz, yönetim kurulunda kadın üyelerimiz de oldu. Şimdi de var. Ben dahil bir arkadaşım daha var hatta kadın olarak yönetim kurulunda bulunuyoruz. Ve orta kademede, yüksek kademede birçok kadın çalışanımız var. Dolayısıyla bu bence biraz kadının kendini nasıl pozisyonladığına, kendine ne kadar güvendiğine, bir işi ne kadar istekli olduğuna, ne kadar içinin hazır olduğuna çok bağlı diye düşünüyorum.